Bu akşam yine çok kıymetli bir iş insanı, Aysen Makine ve Ulusoy Kağıtçılığın Genel Müdürü Sayın Çınar Ulusoy bizlerle birlikte olacak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yusuf Dilaver'in sunduğu Eko Ajans programının bu haftaki konuğu ICM Makine Genel Müdürü Çınar Ulusoy oldu. Kağıt sektörü, Ulusoy Kağıt dediğimiz için matbaacı kağıt bulamıyor ama madde sıkıntısı yaşıyor. Ve haberin devamı da çok da güncel, biraz da speküle edildi bir ikinci haberimizin başlığını da geçelim. Çünkü o bugün konumuzda, evet, tuvalet kağıdı ve kağıt havluya zam. Gıda ve temel ihtiyaç ürünlerine zamlar devam ediyor. Son olarak market raflarında tuvalet kağıdı ve kağıt havlu ürünlerinden %40'a varan artışlar yaşandı. İş insanı Ulusoy, yer aldığı sektörü anlattı. Türkiye'deki kağıtçılığın temeli SEKA'yla atıldı malumunuz. Bunu herkes biliyor, sadece sektörde olanlar değil. SEKA 1930'lu yıllarda ki kuruluş başlangıcından itibaren 1936'dan itibaren de kağıt üretimine geçti. Cumhuriyet'in birçok öncü sanayi yatırımlarından biriydi. Kağıt stratejik bir üretim alanıdır dünyada. Halen de öyledir. O zaman da benzerdi. SEKA ile birlikte Türkiye kağıt üretimini de diğer birçok sanayi alanında olduğu gibi entegre tesisle hayata geçirdi. Bu ne demek? Kağıdın ham maddesini üret, yani ağaçtan, odundan veya işte samandan gibi ana ham maddelerden başlayarak nihai ürüne kadar, deftere kadar, gazete kağıdına kadar, hatta kesilmiş offset matbaaya hazır gazete kağıdına kadar üretimini yapabilen bir entegre tesisti. SEKA'nın ilk fabrikasının Kocaeli'nde olması bizim bölgemizde kağıtçılık endüstrisinin gelişimini sağladı. Hatta SEKA'nın içinde bir çırak okulu vardı. Bizim bölgemizin, İzmit ve civar Doğu Marmara'nın birçok yetişmiş ustaları, mekanik ustaları SEKA Çırak Okulu'ndan yetişmedir. Bu vesileyle SEKA bölgemizde ve ülkemizde kağıtçılık endüstrisinin bilinmesine, öğrenilmesine ve gelişmesine önemli katkıları olmuştur. Bu civarda, Kocaeli civarında da halen faaliyet gösteren birçok kağıt fabrikasının mevcudiyetinin burada olması aslında SEKA ile irintilidir. Burada insan kaynağı vardır, bilgi birikimi vardır. Bizim firmamız da bunlardan bir tanesidir.